Merhaba arkadaşlar. Şimdi Linux platformunda özellikle Debian ve Red Hat platformunda Microsoft Teams ile alakalı bilgi vereceğim. Bildiğiniz gibi Microsoft bu Teams'i geliştirmiş. Güzel ders için, yani çocukların canlı ders için kullanılabilecek bir uygulama. Güzel. Performanslı bir şey. Aynı zamanda web arayüzü üzerinden de girilebiliyor. Buradan web arayüzünü gösteriyorum. Burada mesela web arayüzü üzerinden girilebiliyor. Ders oluşturabiliyoruz. Yani aslında platform bağımsız çalışabilen bir sistem. Canlı ders uygulamalar içerisinde. Konudan konuya atlayacağım. Ben burada bir canlı dersle alakalı bir yeri daha bahsetmek istiyorum. Onları da çok beğeniyorum ama onları ayrı anlatacağım. Ha. Vora konferans. Bu da çok güzel. Bu açılsın. Buraya sadece işte diyebiliriz ki işte ders deyip ders işte 01 deyip katıl dediğimizde web arayüzü üzerinden aynı şekilde Microsoft Teams gibi bir içerik oluşturabiliyoruz. Cep telefonuna uygulaması kuruluyor. Yani buna da uygulama kurulabiliyor. Bunlar performanslı uygulamalar ama bu yerli, onu söyleyeyim. Bu da yabancı. Sonuç itibarıyla bu kuruluyor, kullanılabiliyor cep telefonlarında da mobil cihazlardan ama bilgisayar ortamda da sadece web arayüzü dediğimiz olay budur. Yani sonuçta bir web sayfasına giriyoruz, bu da bir web sayfasıdır, bu da bir web sayfasıdır. Yani doğal olaraktan bir internet tarayıcı yazılımımız varsa Firefox, Chrome, Explorer gibi, Safari gibi bir yazılımımız varsa bu şekilde bunları kullanabiliyoruz. Yani burada bunları bir program olarak algılamayalım. Program bilgisayarda çalışabilen yazılımlardır. Şimdi ben Microsoft Teams'e dönüyorum. Microsoft Teams bilindiği gibi Linux platformu için de geliştirme yapmış. İndirilebiliyor. Peki nasıl indirebiliyoruz? İndirdim. Bakın, ben Ubuntu kullanıyorum. Ubuntu üzerinden indirdim. İndirdikten sonra uygulamayı burada görüyorum. İşletim sistemimizin masaüstü durumuna göre ben masaüstü olarak LXT değil de ne kullanıyorum? Tabii bugün biraz yorgunum, kusura bakmayın. Hemen panel hakkında diyelim. XFC kullanıyorum. XFC masaüstü kullanıyorum. Hiç fark etmiyor. Sonuçta sağ klik terminalde aç dediğimde doğal olaraktan bu açılır. Girmem gereken komut bu. Sudo dpkg boşluk tire iyi yazdıktan sonra zaten şey yazarsak tabi terminali uç birimi işte indirdim. Yazılımlar içerisinde açıyorum. Mesela su D diyorum. Tab'a basıyorum. Tamam diyor. DPG diyorum. Tamam diyor. DPG. Tabii ne yapıyorsun diyor. Ne diyelim? DPG tire. Tireyi koyamıyor. Bugün klavyemde bir sorun var. Kusura bakmayın. Hadi be klavyem, bana yan çizme lütfen. İ T AMS yazıyorum. Hepsini yazmak zorunda değilim. T AMS yazıyorum. Tamamla dediğimde tamamlıyor. Enter'a basarsam kullanıcı parolamı soracak ve uygulamayı kuracak. Varsayalım kurulumu yaptık. Tamam. Nereye kurdu? Hemen göstereyim. Bakın Microsoft Teams, ondan sonra Play. Bakın dikkat ederseniz açıklamayı okuyayım. Microsoft Teams for Linux is your chat and centered workspace in Office 365. Yani neyse, o kadar da söyleyemiyoruz İngilizcemizi, kusura bakmayın. Bu şekilde uygulama kuruluyor. Uygulamayı kurduk diyelim. Uç birimden indirdik. İndirdiğimiz yerde
Ben de bu şekilde terminalle aç ya da F4'e basarsanız klavye üzerinde terminal üzerinde hangi dosya öncesinden hangi adrese bakıyorsanız orada terminaliniz direkt o adreste açılabilir. Bu Linux platformu için geçerli. Yani Ubuntu ya da Debian kullananlar için geçerli. Ya da dosya öncesi olarak da hemen ben burada hızlı bilgi vereyim. Yardım diyelim. Hakkında diyelim. Evet. Tuanur. Bu dosya öncesini kullananlar da için geçerlidir yani. Neyse, Microsoft Teams'imiz çalıştı. Burada da hesabına giriş yaparsam aynı şekilde. Şu gördüğüm, hemen göstereyim. Şu gördüğüm arayüze girebilirim. Yani illa canlı ders için işletim sistemine bağımlı kalmamıza gerek yok. Bizim için önemli olan web arayüzde çalışabilmesi, platform bağımsız olarak geliştirilebilmesi, bu şekilde çalışabilmesi önemli. Gördüğümüz gibi Microsoft Teams, Linux platformu, iOS platformu hiç fark etmez. Aynı zamanda Mac platformu bütün bilgisayarlar için geliştirmeyi yapmış. Bu şekilde bir sistem geliştirmişler. İyi günler dileklerimle sayın Linux kullanıcıları.